Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol yazısına tıklayarak kanalıma kanalıma abone olabilirsiniz. Kusura bakmayın hanımlar. Evet, bugün sizlere şöyle arpa boncuklu şöyle ipe dizilmiş halde arpa boncuklarımızla bir oya modeli göstereceğim. Zamanda böyle paket halinde almış olduğum arpa boncuklarımız lazım ve yazmam cenk marka parlament olarak geçiyor altın başak 123 ip kodumuz kullandığım tığımda tulip 22 numara bazen de 21 numara kullanıyorum hanımlar şimdi sizlere göstereceğim oya modelimin başlangıcı bu şekilde İnşallah beğenirsiniz tığlamam iki zincirli hanımlar şimdi başlayalım oya modelimize oyaya başlamadan önce arpa boncuklarınızı ipinize geçirirseniz daha iyi olur şimdi sıfırdan başlayacaklar için göstereyim şimdi ipinizi tığ battığınızda şu şekilde sabitleyin 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekin. Şöyle arpa boncuğunuzu alıp içinden tığınızı geçirin. Ve bir tığ battı atlayıp ikincisinden geçirip kapatın. Şöyle kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine arpa boncuğumu aldım. içinden geçirdim. Bir tığ battı atlayıp ikinciye geçip bakın ilmeğimi alıp burada yukarı çıkartıyorum ama ipin yarılmamasına dikkat edin kapattım Evet hanımlar dediğim gibi başlangıcımız bu şekilde şimdi ben burayı sökeyim benim başlangıcıma devam edeyim ve bakın 4 zincir çektim bir tane arpa boncuk alıyorum şöyle tığımdan geçirdim bir tığ battı değil ikinci tığ battıdan geri bakın ilmeğimi aldım tığımla şöyle boncuğumdan geçirdim i̇ki, iki, tane ilmeğim oldu şimdi bunu böyle kapatıyoruz bakın arka kısmı bu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çektim yine arpa boncuğumun içinden geçtim tığımla bir ikinci tığ battıdan girdim şu şekilde ilmeğimi alıp tepeye getirdim böyle kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Arpa boncuğundan geçtim. 1 ikinci tığ battıdan girip bu şekilde kapattım. Yine tekrar 4 zincir. Şöyle arpa boncuğumdan geçtim. birinci tığ battı değil, ikincisinden girdim sabitledim kapattım 1 2 3 4 zincir yine aynı şekilde arpa boncuğumu aldım içinden geçtim ilk sıramız bu şekilde devam ediyor hanımlar güzel bence sevilir bir model neyse birkaç tane daha yapayım sonra üst kısmımıza geçelim 1 2 3 4 tane zincir çektim. Arpa boncuğumu alıp tığdan geçirdim. Bir sonraki tığ battıdan girip bakın ip yarılmamasına dikkat edelim. Çünkü ip yarıldı mı sonra da sökülme şansı çok oluyor. Evet girdim. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Arpa boncuğumu aldım. İçin içinden geçtim. Bir tığ battı. Diye ikinci tığ battıdan girdim. Kapattım. Bu şekilde dediğim gibi ilk sıramız hazır. Şimdi 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 ikinci sıramıza geçiş yapalım. Kapattım. Şimdi ipinizi tığ battığınıza sabitleyin. Bakın şöyle arpa boncuk arasından girip 1 2 3 kaç tane zincir çektik 3 zincir siz isterseniz 4 de çekebilirsiniz tığımı ipimi aldım 1 hatta burada tığınızı iki kere ipinizi dolayın 2 2 ve 2 de çıkın tepesine 3 zincir aradan girip kapattım sık iğne ile 1 2 3 sık iğne dördüncüyü de kapattım. Devamında 3 sık 3 zincir tığma iki kere ipimi doladım. Sıradaki tığ battığı girip 1 2 2 2 yukarı çıktım. 3 zincir tepe noktaya kapattım. bir sık iğne 2 ve pardon tığım karıştı. Hı. 3 sık iğne. 4.'ü de tığ battıdan girip kapattık. 1 2 ve 3 zincir. Tığıma iki kere ipimi doladım. Evet. 2 2 2 aldım. Çıktım yukarıya. 3 zincir çekip aradan girip kapattım. Devamı tığım bugün nedense takılıyor. 1 sık iğne, 2 ve 3 sık iğne yaptım. 4. de şöyle aradan girip kapattım. Devamında 3 zincir tığımı 2 kere ipimi doladım. Bakın şu aradaki zincirli bölümden girip 2 2 pardon 2 olmadı. 2 aldım, 2 aldım ve 2 aldım. Devamında 3 zincir çekip tepeye kapattım. 1 sık iğne 2 sık iğne 3. sık iğne 4. de bu şekilde kapat 1 2 ve 3 zincir çektim tığımı iki kere ipimi doladım 2 2 ve 2 de çıktım 3 zincir tepe noktaya kapattım 1 sık iğne 2 sık iğne 3 sık iğne yaptım. 4. de bu şekilde kapattım. Evet. Yine tekrar 3 zincir tığım 2 kere ipimi doladım. 2 2 ve 2 de çıktım. 3 zincir çektim. Kapattım. Devamında sık iğne yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor hanımlar. Burada ütü yaparken e, ütü masasının üzerine havlu koyup yazmanızı onun üzerinde işleye pardon ütüleyebilirsiniz en yani düşük ayarda şu boncuklarınıza zarar vermeden. Ben bazen e, boncuklu yazmalarımın üzerine böyle eski tülbent örtüyorum, ıslatıp o şekilde de ütü yapıyorum. Hiçbir zararı olmuyor. Bunu da sizlere söylemiş olayım. E, modelimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.